Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videomuzda olası absürt Viper nerf'ü hakkında konuşacağız. Konuşmadan önce bu videoda da bir arkadaşa 1450 Valorant puanı hediye edelim. Katılmak için yorum atmanız, videoyu beğenmeniz ve kanala abone olmanız yeterli. Bir önceki videoda iki arkadaşı veriyorduk fakat şu an sonuçları açıklamayacağım. Çünkü bir kaza bela olmadıysa şu an İstanbul'a doğru yoldayım siz bu videoyu izlediğiniz sırada. Bu akşam saat 9'da Futun Vitality ile maçı var. Orada da Watch Party'ye gideceğim ben İstanbul'da. Dolayısıyla hani sonuçları açıklasam daha iyi, kodları size ulaştıramayacağım. Bu muhtemelen bu gece yayınlayacağım. sabah karşı yayınlayacağım videoda da hani gece özel videosu olacak. Orada hem sonuçları açıklarım hem de yenilerini dağıtırım. Gece pazarı ne zaman gelecek diye soran arkadaşlar varsa da hani videoyu hangi gün ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama 5 Nisan'ı 6 Nisan'a bağlayan yani bu gece saat 3'te gelecek gece pazarı. Şimdi konumuza geçelim. Aslında dün gece konuyla alakalı bir shorts atmıştım. Hani bu direkt Viper ultisiyle alakalı bir durum değildi. Fakat bu hani ne denir paylaşacağım birazdan üzerine konuşacağımız fotoğraftan bu durum ortaya çıktı. 6. bölüm 3. kısım ile birlikte yaklaşık 20 gün sonra sonra bind değişiklikleri yeni bind dereceliğe geri dönüyor. Oyuna geri dönüyor. Teleportun yeri değiştirilecek. A bölgesinde B bölgesinde birçok farklı değişiklikler olacak. Zaten buna özel bir video paylaşmıştım. A sayda koydukları bir tane varil vardı ve bu varilin tam olarak amacını anlayamamıştık. Geride bıraktığımız gece Warrant Level Designer Joe Simas bu konuyla alakalı bir fotoğraf paylaştı. Bu arkadaşımız yani bu geliştirici haritayla ilgilenen geliştirici. İnsanlar diyordu bu varil ne kadar büyük bir değişiklik olmuş böyle diye yani dalga geçiyordu açıkçası. Yeni Bind ile birlikte Triple Box da değiştirilecek ve varil aralıcılığıyla Triple Box'ın bulunduğu bölgenin üstünden short'u kesebileceksiniz. Yani bir nevi bir headshot bölgesi, headshot noktası ortaya çıkacak. Yani tam headshotlıkta değil açıkçası. Yani gövdeniniz de gözüküyor gibi duruyor bu noktada ama genel olarak bu varilin neden eklendiğini anlatan bir tweet paylaştı. Bir görsel paylaştı Joe Simas. Evet bu görselde anlatmak istediği gerçekten önemliydi ama Viper'la birlikte paylaştı bu görseli ve Viper'ın ulti yüküne baktığımız zaman ultisinin dolması için karaktere tam olarak 10 orb gerekiyor. Yani Viper'ın ultisi normal şartlarda 8 ulti yüküne ihtiyaç duyarken bu görselde 10 ulti yüküne ihtiyaç duyuyor. Şimdi bu fotoğraf geliştiricinin paylaştığı bir fotoğraf olduğu için oyuncular olarak da direkt olarak ileride bir Viper nerf'ü mü geliyor diye düşündük. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra Joy'da bu tweet'i sildi. Muhtemelen kendisi paylaşırken de Viper'ın bu durumundan pek haberdar değildi. Aynı zamanda para sekmesinin altında normalde oyunun versiyonu bulunur. Hangi güncellemede olduğu bulunur. O kısmı da bulurlamışlar. Ama bu cuma akşamı bir PBA gelecek. 6.07 PBA gelecek. Dolayısıyla bu Viper'ın yeni durumunu bir ihtimalde olsa bu PBA'de test edebiliriz. Tüm ajanlara baktığımız zaman bırakın 10 ulti yükünü, 9 ulti yüküne sahip, yani 9 ulti yüküne ihtiyaç duyan herhangi bir ajanımız da yok. Maksimum 8. Şu anlık 8 yüke ihtiyaç duyan 9 ajanımız bulunuyor. Viper'ın da bu durumunu kendi client'larında test ediyor gibi duruyorlar. Ama bilmiyorum ya yani bunu Twitter'dan da paylaştım. 10 10 ulti yükü gerçekten çok fazla. Dolayısıyla bu tarz bir şeyi oyuna getirirler mi emin değilim. Sadece test noktasında da kalabilir. Belki bu tarz bir şey getirirler ve yapacakları daha diğer yükseltmelerle güçlendirmelerle birlikte Viper çok daha hani ultisi gerçekten böyle tek atışlık bir ulti haline de gelebilir. Ama bilmiyorum hani yeterli olur mu bu durumu birbir bir, hani birbirlerini eşitler mi bilemiyorum. Bu noktayı sonradan kaydediyorum. Videoya önemli bir ekleme yapacağım. Konuyla alakalı Sugetsu'da birçok insan da çok fazla tweet attı. Tabii ki de bu tarz bir değişiklik gerçekten çok absürt bir durum. Fakat Valorlex bu değişikliğin gerçekleşmeyeceğini söyledi. Ama Sugesun'un da yazdığı gibi neden ekran görüntüsünde bu tarz bir şey var şu an bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla kısacası bu durumun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini zaman bize gösterecek. Eğer bu tarz bir güncelleme görürsek Viper Main arkadaşların çıldıracağına eminim. Siz neler düşünüyorsunuz bu durum ile alakalı düşüneceğiniz yorumlar kısmında belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.